Merhaba sevgili arkadaşlar. İslam dininin temel kaynakları dersinin bu programında hadis ünitelerinin yazarı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Sevgili arkadaşlar, bu derste, bu programda sizlerle hadislerin kaynaklarını bulma yöntemlerini paylaşacağız. İlk olarak hocamızdan hadis kaynakları kaç çeşittir sorusuna cevap vermesini, bize bunu anlatmasını istiyoruz. Evet. Buyurun efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sayın hocam, bildiğiniz gibi hadisler sevgili peygamberimizden sahabeye, sahabeden tabiuna, tabiundan da tebe-u tabi'in olarak isimlendirdiğimiz üçüncü kuşağa kadar hem sözlü rivayet yöntemiyle hem de yazılı olarak aktarılmıştır. İlk dönemlerde peygamberimizin arkadaşlarının döneminde, sahabe döneminde sahife dediğimiz küçük bir takım hadis kitapları oluşmuş. O sahifelerde herhangi bir konu, herhangi bir rivayete bağlılık söz konusu değil. Yani her konuda her çeşit rivayeti o risaleler içerisinde bulabiliyorduk. Sonra tedvin dönemi geldi. Tedvin döneminde de yine bu ayrım yapılmadan mühim olan bulunan her türlü rivayetin iki kap arasına bir araya getirilmesi önemsendi. Fakat daha sonra bizim altın dönemi olarak adlandırdığımız, hadis tarihinin altın dönemi olarak adlandırdığımız bir tasnif dönemi başladı. Ve bugün hala çeşitlendirmeleri devam eden bir gelenek başladı. Fakat ortaya çıkan hadis kaynaklarını birkaç çeşit olarak birkaç kısma ayırmak mümkün. Bunlardan bir tanesi elbette günlük hayatın en önemli konularının tamamını ihtiva eden kitaplar oluştu. Biz onlara cami diyoruz. Evet. Buhari'nin kitabının adı El Cami o Sahih'tir. Müslim'in evet. El Cami o Sahih'tir. Yani cami niteliğindeki toplayan. Hepsini bir araya getiren yani, anlamında. Hem bütün rivayetleri bulabildiği bütün önemli sahih rivayetleri topluyor. Hem de o gün hayatın en önemli konularını bir araya getiriyor. Çeşitli başlıklar altında. Evet, çeşitli başlıklar altında bir araya getiriyor. Biz bunlara cami diyoruz. Evet. Bir başka gelenek hadisin konularına göre tasnif edildi. Hadisin ihtiva ettiği konulara göre. Evet. Ama mesela eğer fıkıh ve ilmihal konuları ise onlara sünen adı verildi ve kütüb-i sitte dediğimiz altı büyük hadisin ikisi cami adını alır. Zaman zaman Tirmizi'ninki de bir takım ahlak konuları vesaire olduğu için cami olarak adlandırılır ama sünendir o da. Diğer dördüne de bir sünen adını veriyoruz. Bir başka gelenek ortaya çıktı. Her sahabinin yahut her ravinin rivayet ettiği hadisleri onun isminin başlığında ele almak. Evet. Biz bunlara da müsnet adını verdik. Yani genelde Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ebu Bekir'den bize gelen rivayetlerle başlar. Dört büyük halifenin rivayetleri efendim işte cennette müjdelenen sahabilerin rivayetleri. Sonra alfabetik sisteme geçer. Aslında modern tarihte alfabetik sistem çok bu kadar eski değil ama bizim İslam geleneğimizde alfabetik sistem çok eskidir ve hadis kaynaklarımız müsnet dediğimiz işte Ahmet bin Hanbel bunlardan bir tanesidir. İbni Ebi Şeybe bunlardan bir tanesidir. Pek çok müsnet yazarı vardır. Ne yapmıştır bunlar? Her sahabinin rivayetlerini efendim onun başlığı altında yer almışlardır. Yani diyelim ki Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği 2000 küsur rivayeti alfabetik olarak Ayn maddesinde efendim yahut kitabın sonunda peygamber hanımlarına özel bir yer ayrılmıştır yahut orada efendim o başlık altında siz bütün rivayetleri yan yana görebiliyorsunuz. Bazen de hadisin kendisi mesela bir tek hadis
Ve o konudaki bütün rivayetler bazen müstakil bir literatür ortaya çıkarmıştır. Böylece hadis kaynaklarımız zenginleşerek zamanımıza kadar devam etmiştir. Evet. Yani alimlerimiz, hadis alimlerimiz peygamberimizin sünnetini ve sözlerini bize naklederken çok emek harcamışlar. Evet. Ve herhalde kendi yaşadıkları toplumsal ve kültürel şartlar dolayısıyla da kendi yaratıcılıklarını, icatçılıklarını kullanarak hadis kaynaklarını derlemişler. Bir çeşidini daha zikretmeme izin verin. Şimdi bilhassa muvatta diye bir geleneğimiz var. Bu neyi ifade ediyor? Bu da uygulamaları esas alan kitaplar. Evet. Yani muvatta işlek yol demektir. Evet. Ve 6 tane muvatta vardır. Bunların en meşhuru İmam Malik'in derlediği muvattadır. Peki işlek yol muvatta neyi ifade ediyor? Bu kitaplar da peygamberimizden bize intikal eden hadislerin iki yolu var. Bir rivayet geleneği var, bir de uygulamadan gelenler var. Evet. Uygulamayı esas alarak eğer hazırlamışlarsa bunlara da biz muvatta adını veriyoruz. Yani orada İmam Mali muvattağını okuduğumuzda mesela Hazreti Peygamberimiz namazı nasıl kılardı, ellerini nasıl kaldırırdı, kendi tercihine göre rivayetleri sıraladığını görüyoruz. Hocam, hadislerin kaynaklarını bulma yöntemini konuşalım isterseniz. Çünkü kaynakları anlattınız, özelliklerinden bahsettiniz. Özellikle öğrencilerimiz, alanda da çalışanlar olduklarını düşünürsek birçoğunu, hadislerin kaynaklarını nasıl bulacaklar, nasıl çıkaracaklar? Çok teşekkür ederim. Özellikle bizim öğrencilerimiz, aynı zamanda din görevlileri, hadisleri hem vaazlarında kullanıyorlar, hem hutbelerinde yahut yazdıkları makalelerde kullanıyorlar. Yer verdikleri hadisi kaynağını bularak, kaynağından hareketle doğru aktarmak son derece önemlidir. Evet. Bu sebeple bu sorunuzu çok önemsiyorum. Zaten kitabımızda da müstakil bir ünite var bu konuda. Öyleyse diyelim ki herhangi bir takvim yaprağından yahut herhangi bir hadis kitabından veya başka bir kitaptan bir hadis rivayetini bulduğumuzda biz bu hadisin hangi kitapta, hangi kaynakta geçtiğini nasıl bulacağız? Aslında biz birkaç sene öncesine kadar bu sorunun cevabını işte beşli yöntem diye bir yöntemle izah ediyorduk. Ama şimdi altıncı bir yöntem çıktı ve bu altıncı yöntem bu beş yöntemi geride bıraktı. Hepsinde içeriyor belki. Hepsinde içeriyor. Evet. İsterseniz onunla başlayayım. Buyurun. Nedir o? O da teknolojinin getirdiği kolaylık. Ben şahsen doktora tezlerinde dahi doktora tezlerimizi hazırlarken bir tek hadisi hadis kaynaklarından bir gece sabaha kadar arayıp bulamadığımız olmuştur. Ama bugün şu imkana sahibiz. Bilgisayarın başında bir kelime yazarak 2000'e yakın hadis kaynağını bir dakika içerisinde, iki dakika içerisinde tarama imkanına sahibiz. Evet. Ben herhangi bir ticari firmanın reklamı olmasın diye isim vermeyeceğim. Ancak öğrenci arkadaşlarımız bilsinler ki en az 20 tane sayılabilir hadis kaynaklarının tamamını kaydeden efendim CD'ler var. Ayrıca internet ortamında da pek çok hadis portali var. Evet. Onlara girildiğinde, onlara bir kelime yazıldığında o kelimenin kaç hadiste, hangi kaynaklarda geçtiğini çok rahatlıkla tespit edebiliyorlar. Hem hazırlanmış ilmi, ciddi CD'ler var. O CD'ler yardımıyla hem de elektronik ortamdan yararlanmalarını özellikle tavsiye ederim. Ancak yine de bu asla kitabın yerini tutmaz. Evet. Hele hele hadis de hadis gibi çok naklinde ve rivayetinde çok hassas olmamız gereken bir bir bilgide çok daha dikkatli olmalıyız. Evet. Bazen bir kelimenin yanlış yazılmasıyla, nitekim öyle görüyoruz,
mutlaka kaynağını gördükten sonra kütüphanelerine yönelsinler ve eğer Buhari'de geçiyorsa Buhari ile, Müslim'de geçiyorsa Müslim'le, Muvatta'da geçiyorsa Muvatta ile mukayesesini yaparak o rivayeti kaydetmelerini tavsiye ederim. Peki diğer yöntemler nelerdir? Diğer yöntemler, hadislerin birinci yöntem, bizim şu anda en yaygın olarak kullandığımız yöntem, hadislerin içerisinde bulunan bir anahtar kelime yardımıyla hadisin kaynağını bulmak. Bunun için 1800'lerin sonundan itibaren başlayan, 1920'lere 30'lara kadar devam eden Hollanda'da Leiden Üniversitesi bünyesinde büyük bir heyetin, oryantalistlerin hazırladıkları bir konkordans diye isimlendirilen efendim alfabetik hadis fihristi diyebileceğimiz 7 cilt artı 8 cilt, 8. cilt çünkü yer isimleri, şahıs isimlerinden oluşuyor. Evet. Ama 7 cilt daha çok anahtar kelimeleri, evet, ihtiva ediyor. Bu kitaba sahip olmak gerekir. Evet. Yani özellikle bu alanda çalışan, bu alanda çalışan, bu programımızı takip eden, efendim ilahiyat ön lisans programını takip eden bütün din görevlisi arkadaşlarımızın mutlaka o kitaba sahip olmaları gerekiyor. Evet. Ve diyelim ki aklıma geldi kalem kelimesi. Kalem kelimesi herhangi bir hadiste geçiyor mu? Alfabetiktir. K harfine bakar, kalem kelimesini görür ve orada kalem kelimesinin diyelim ki 20 küsur hadiste geçtiğini görür. Her geçtiği yerin de kaynağı remizlerle, sembollerle verilmiştir. Ha Buhari ifade eder, M Müslim'i ifade eder. Orada zaten, evet, her sayfanın altında verilmiştir. Şu anda en yaygın kullandığımız yöntem Sayın Hocam, hadisleri bulmak için biz bu yöntemi kullanıyoruz. İkinci bir yöntem, az önce anlattıklarımızı da dikkate alarak ravi ismine göre, eğer ravisi sahabi ise, yani daha doğrusu zaten sahabi mutlaka vardır ama sahabi ravisine göre biz bulabiliriz. Evet. Nasıl buluruz? Eğer bu rivayet, bakıyoruz hangi sahabeden rivayet edilmiş? Ebu Hureyre'den. Öyleyse müsnet tarzı kitaplara yöneliyoruz. Çünkü müsnet tarzı kitaplara ne demiştik? Sahabe isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Evet. Ebu Hureyre'ye bakıyoruz. Onun rivayet ettiği bütün rivayetleri tarayınca biz Ebu Hureyre'nin o rivayetini orada görüyoruz. Belki Ebu Hureyre'nin rivayetleri çok olduğu için biraz zaman alır. Ama diyelim ki Zeynep binti Cahş'ın rivayetlerine girdiğinde efendim orada 20 tane sadece rivayet görecektir ve o rivayetlerin arasından hemen Hazreti Zeynep'in rivayet ettiği o hadisi görebilecektir. Aynı sisteme bağlı olarak eğer sahabenin dışındaki ilk ravisini görüyorsak biz rivayette, bu sefer mucem dediğimiz eserlere yöneliyoruz. Çünkü oralarda da ilk ravinin ismine göre alfabetik olarak sıralanmıştır rivayetler. Bu sefer oradan tespit ediyoruz. Evet, bu da ikinci yöntemimiz. Üçüncü yöntemimiz Sayın Hocam, eğer hadisin konusunu biliyorsak, konulu hadis kitaplarımıza yöneleceğiz. Konulu hadis kitaplarımızda diyelim ki zekatla ilgili ise zekat bahislerine bakacağız. Zekat başlığı altındaki hadisleri gözden geçireceğiz ve o hadisin orada biraz zahmetli olacak ama olsun, son derece zevkli, evet, ve önemli bir şeydir bu. Evet, evet. Orada görülür. Hatta son gördüğü rivayeti onunla mukayese eder. Evet. Diğer bir yöntem, hadisin ilk kelimesinden hareketle bulabilir. İlk kelimesinden bulacağı zaman işi biraz daha kolaydır. Çünkü şu anda elimizdeki hadis kitaplarının büyük bir kısmının aynı zamanda endeksi yapılmıştır. Endeks daha çok ilk kelimeye göre yapılmıştır. O endekse bakar, orası da alfabetiktir. O ilk kelimeden hareketle hadisi bulabilir. Ayrıca Cami-ü Sagir gibi ilk kelimeye göre tasnif edilen zaten başka hadis kaynaklarımız vardır. Yine oraya bakar. Arkadaşlarımızın bu dersi, bu programı en iyi takip edebilmeleri için kaç çeşit hadis tasnifi vardı? Çünkü biz bir kısmını anlattık ama hepsini anlatamadık. Kaç çeşit hadis tasnifi olduğuna dair
diğer hadis usulü ve hadis tarihi kitaplarından ayrıca ek bilgilerle bilgilerini zenginleştirmeleri gerekiyor. Evet, burada müsaade ederseniz Diyanet İşleri Başkanlığımızın hadislerle ilgili bir çabası var. Bunu İÖP, İlahiyat Ön Lisans Programı öğrencilerimiz de biliyorlar. Evet. İsterseniz birkaç cümleyle bunun ne kadar hayırlı, ne kadar yararlı bir çalışma olduğunu, hadis kaynaklarından yararlanmamız için alanda çalışan bütün hadis kaynaklarına ihtiyaç duyanların yararına bir şey olarak anlatır mısınız? Hocam, özellikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Programımızı takip eden din görevlisi arkadaşlarımız başkanlık yayınları arasından 3 hadis kitabına sahipler. Bir tanesi artık bir klasiğimiz diyebileceğimiz efendim Tecid-i Sarih. Evet. Tecid-i Sarih malum haliniz ilk mecliste Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiriyle birlikte bizzat meclis kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na görev verilmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı da önce Babanızade Ahmet Naim Efendi, sonra Kamil Miras ile birlikte, Allah rahmet eylesin. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. Ve klasik, çok muhteşem, güzel bir eser ortaya koymuşlar. Evet. Bu birincisi. İkincisi, yasayla çıkarılmış iki kitabımız. Toplumumuzun din ihtiyacını, dini bilgilenme ihtiyacını karşılamak için. Gidermek için. Evet. İkinci önemli klasiğimiz Riyaz-ı Salihin diye bilinen İmam Nebevi'nin derlediği bir hadis kitabı. Şimdi biz Hasan Hüsnü Erdem merhumun çevirisiyle. Evet. Şimdi biz o çeviriyi biraz sadeleştirerek çok şık iki cilt halinde yeniden yayına hazırladık. Yayınlanmak üzere çalışmamız. Bir de seçme hadisler dediğimiz günlük kullandıkları küçük kitaplar var. Şimdi başkanlığımız bunlara ilaveten çok önemli bir çalışmaya imza atıyor. Çünkü Tecid-i Sarih'in kararı meclisten çıkarken zamanın şer'iye ve evkaf vekili, eski şer'iye ve evkaf vekili, aynı zamanda bir İslam bilgini, Eskişehir mebusu Abdullah Azmi Efendi önergeyi şöyle veriyor. En az 7 kişiden oluşan bir hadis ilminde uzman heyeti. Bir heyet oluşsun. Evet. Bu heyet bütün hadis kaynaklarını tarasın. Oradan sahih olarak bilinen, kabul edilen hadisleri seçsin. Sonra çağımızın bütün başlıklarını, önemli konularını belirlesinler. Sonra o hadisleri o konuların altına yerleştirsinler. Sonra da asan bir lisan ile şerhu izah etsinler. Ne güzel. Diyor. Ancak daha imkanlar el vermemiş ve imkanlar daha çok Tecid-i Sarih şeklinde ortaya çıkmış. Şimdi biz bu çalışmayı hatta bu önergedeki ifadeleri dahi esas alarak konulu bir hadis kitabı hazırlıyoruz. Evet. Türkiye'de ilahiyat fakültelerimizde görev alan bütün hadis hocalarımızın iştirakiyle hazırlanıyor. Şu anda 96 bin bugün itibariyle 96 bin rivayet değerlendi. Bilgisayar ortamına aktarıldı. Evet. Ve oradan konularına göre tasnif edildi. Evet. Çok önemli ilkeler belirlendi. Evet. O ilkeler ışığında 5000 kadar önce başlık, sonra o 5500 başlığa indi ve her başlık altına yerleşecek serlevha dediğimiz hadisler belirlendi. Evet. Ve o serlevha hadislerin altında da yapılacak yorumda hangi hadisleri hangi ilkelerle, hangi kriterlerle şerh edeceğimiz belirlendi. Şu anda hadis bilginlerimiz bu çalışmayı devam ettiriyorlar. Biz de heyecanla bu çalışmanın neticelenmesini bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bu programda hadislerin kaynaklarından nasıl yararlanırız sorusuna cevap aradık. Öyle ümit ediyoruz ki bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bize sunulmuş teknolojik olanakları kullanarak hadislerin kaynaklarını bulmada çok daha hızlı, çok daha güvenilir çalışmalar yapacağız. Hepinize başarılar dileriz.